Yine çok fazla istek alan bir konu. Pukka'nın uyuşturucuya özendirmekten 7 yıl hapis yemesi. Biliyorsunuz, eskiden haber okurdum bu konularla ilgili. Artık gereksiz olduğunu düşündüğüm konularda okumuyorum. Gereksiz uzatmamak için konuyu. Öncelikle Gaga Bulut olayında söylediklerimin birçoğu burada da geçerli. İnsanlar şunun farkında değil. Ünlü olmak çok riskli bir olay. Bunu kaldıramayacak, bunu taşıyamayacak kişiler. Ünlü oldukları zaman gündemde kalabilmek için mümkün olduğu kadar radikal hareketler yapmaya çalışıyorlar. Ancak burası Türkiye. Bunun farkında olamıyorlar genelde. Ve bir noktada da Türkiye gerçeği yüzlerine çarpıyor. Geçen hafta bir konuyu çıkarmam gerekti demiştim. O konuda yabancı bahis sitelerinden bahsediyordum. Aslında ortada bir özendirme yoktu. Ama olup olmaması önemli değil. Ben zamanında 216'dan ceza yedim. İnsanların inancını aşağılamamama rağmen. O yüzden adaletin hukukun nasıl işlediğini biliyorum, iyi biliyorum. Neyse ki bir hukukçu seyircim dedi ki şöyle bir kanun var. Yaptığın suç sayılabilir. Baktım kanuna yurt dışındaki bahis sitelerini oynamaya özendirmek diye bir suç varmış. Haberim yok. Dediğim gibi özendirme olmadığı halde hukukun nasıl işlediğini bildiğim için riske girmemek adına kaldırdım. Başka bir deyişle görüyorsunuz ben bile boş bulunabilip farkında bile olmadan hata yapabiliyorum. Hani bazen diyorum ya yani kaderde hapse girmek varsa ne yapalım gireriz ama konuşmaya devam edeceğiz diyorum ya. Ama değsin de yani. Böyle salakça bir sebepten dolayı girmeyelim. Ya da şeyden çok korkuyorum. Günün birinde trafikte böyle bir tane çakacağım bir, birine. <laughs> Mümkün olduğu kadar araba kullanmıyorum o yüzden. Birine bir tane çakacağım böyle arabamı falan tekmelemeye çalışacaklar tamam mı? Gelecekler içinde bulunduğum arabayı tekmelemeye çalışacaklar. Ondan sonra arabadan çıkacağım o arkadaşları etkisiz hale getireceğim. Ondan sonra faşist, genç, kendisini nazikçe uyaran iki yaşlı adamı hastanelik etti ya da cenazelik etti olacak. Bu olayın üzerine de Pukka çıkıyor. Benim çocuğum var deyip ağlıyor. Benim çocuğum var argümanını anlayamıyorum. Çünkü arabayla yayaya çarpıp öldüren adam da aynı argümanı kullanıyor. Cinnet geçirip karısını vuran adam da aynı argümanı kullanıyor. Çocuğum için beraatimi istiyorum. Neyse birçok şeyi anlamam ben zaten. Uzaylı olduğum için. 7 yıl fazla mı? Tabii ki öyle. Maalesef internet çıktı, Twitter çıktı. Birçok suç ve bu suçun cezası, ceza miktarı bu teknolojiye yetişemedi. Çünkü uyuşturucuya özendirmek yani Twitter olmadığını düşün, sosyal medya olmadığını düşün. Uyuşturucuya özendirmek ne olabilir? Birinin yanına gidersin, ona anlatırsın uyuşturucunun. Şusu güzeldir, bu su güzeldir diye. Bununla Twitter'dan tweet paylaşmayı aynı kefeye şu anda maalesef koyuyorlar. Öyle doğru mu bence değil ama böyle yani. İkincisi birçok insanın söylediği Escobar ile ilgili bir tweet atmıştım. O yüzden bana yapıyorlar ifadesi de benim gördüğüm kadarıyla doğru değil. Bu olay fazla sayıda da olmuştu. Arka arkaya 2-3 tweet atıyor. Bir tanesinden dolayı ceza yiyor. Ama o Ömer Hayyam'ın sözünü retweetlediğim için bana ceza verdiler diyor. Doğru değil. Bu noktada da Çoğu kişinin bilmediği şöyle bir tweet'i var bu bayanın. Bir uyuşturucu kullanacaksın hangisini kullanırsın ve neden diye sormuş. Ve gelen tepkilere de sizin ahlak bekçiliğinizden bıktım şeklinde cevap veriyor. Bunun da yine screenshot'ı var. Maalesef eğer böyle bir noktadaysan bunları düşünmek zorundasın. Daha önce dedik ya ünü kaldıramayacak kapasitede olan insanlar bir nokta geliyor kendi kendilerini yapıyorlar. İnsanlar demiş ki ben bu tweet'i görünce hiç i̇şte uyuşturucuya başlamak gelmedi içimden. Sen Pukka mı takip ediyordun kardeşim? Hayırlı olsun. Pukkacı mıydın sen? Sevgili arkadaşlar bu genç kız gibi takılan, aslında benden daha yaşlı gözüken, büyük ihtimalle öyledir. Kadının uyuşturucuyla ilgili konuşması Pepe'nin bir bölümünde Pepe'nin sigara içmesi gibidir. Sen Pepe'yi seyrettiğin zaman sigara içmek gelmez içinden. Ama Pepe'yi takip edenlerin gelir. Siz kabul etmeyebilirsiniz, biliyorum etmeyeceksiniz. Yorumlarda yazacaksınız yok öyle bir şey diye. Sizin kabul etmemeniz bu gerçeği değiştirmez. İnanılmaz özenti, kendisini farklı göstermeye çalışan, bir an önce büyümüş olduğunu kanıtlamaya çalışan, ancak kafası yerine oturmamış kişiler takip eder bu insanları. Sanıyorum çok böyle genç kız abla muhabbeti yapınca kendisini de büyüklere hitap ettiğini sandı herhalde. Tabii ki bununla birlikte bu işin sonu da yok arkadaşlar. Çünkü yine YouTube'a bakacak olursanız sigara, alkol muhabbeti yapan insanlar var. İşte sigara içerken babama yakalandım. Ya da kanki geçen gün kafamız bir güzel biliyor mu? ondan sonra şunu yaptık falan. Çok komik bir anıydı ya falan diye anlatan kişiler. Bunlar sence büyüklere hitap ediyor? O da ilginç bir çelişki değil mi? Biz şimdi hala bu yaşa geldik çocuk gibi bisiklete biniyoruz falan. Daha falan çıkıyoruz tırmanıyoruz falan. Ama bizim yaş ortalamamız daha büyük. Gelen kişilerden en azından onu anlıyoruz. Bu adamlarsa Sürekli böyle büyük abi muhabbeti yapıyor ama hitap ettikleri kesim çoluk çocuk. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü sigaraya ya da alkol'e sırf ben olgunum, ben çocuk değilim kafasıyla özlenecek arkadaşlar. Sigaraya sadece çoluk çocuk özenir. 30 yaşındaki adamın herhangi bir şeye kanıtlama ihtiyacı olmadığı için 30 yaşına kadar sigara içmemiş birisi etrafından etkilenip de sigaraya başlamaz. O yüzden de bu tür kanallar aslında çok daha fazla kişiyi etkiliyor. Çok daha fazla zararlı, çok daha fazla tehlikeli. Çünkü orada bir tane tweet atmış kadın uyuşturucuyla ilgili. Sürekli bunu yapsa, geçen gün işte kafam bir güzel birader, işte kokoyu çekmişim. Hani böyle konuşsa tamam ama bir tane yapmış çok fazla kişinin etkileneceğini ben sanmıyorum. En fazla bir kişi, iki kişi etkilenir. Ancak diğer kanallar emin olabilirsiniz ki bu kanallar artı arkadaşlar hepsinin kombinasyonu yeni nesillerin çoluğun çocuğun sigaraya başlamasını sağlıyor. Alkole başlamasını sağlıyor. Daha önce demiştim ya sigarayla en iyi nasıl mücadele edilir? Ek kanun falan aslına koymana gerek yok. 18 yaşından küçüklerin sigara içmesi şu anda yasak değil mi? Alması, kullanması vesaire. Evet bunu gerçek anlamda uygulayabilirsen ve yine gaga bulut durumunda konuştuğumuz olay hiç ceza vermemekte olmaz. Çünkü serbest bırakıldığı zaman da neler olduğunu Amerika'daki ünlülerden görüyoruz. Bir noktada ciddi ciddi uyuşturucu satıcılarının sponsorluk yaptığı insanlar haline geliyorlar. Belki bu kişi yapmaz. Pukka belki yapmaz ama yapan biri çıkar. Emin olun ki çıkar. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Gaga Bulut'tan ne oldu diye merak ettim. Girdi çıktı hala yazılmıyor. Adam hapis cezası yedi ama girdi mi? Yine Pukka hapis cezası yedi girecek mi? Yoksa sadece başını ağrıtmak için mi yapıyorlar bunu? Bu da önemli tabi. Sonuçta arkadaşlar isteyen istediğini desin ama siz internet üzerinde eğer ünlü olursanız aşırı dikkatli olmanız lazım. Bu iş böyle. Bazı arkadaşlar diyor ki Türkiye'de olduğumuz için çok şanssız işte bu konuşmalardan dolayı. Ancak arkadaşlar ben Amerika'da olmayı tercih etmezdim. Amerika'da Amerikalı bir ünlü olmayı tercih etmezdim. Çünkü biliyorsunuz sürekli uç konularda konuşuyoruz ve SCW'ları kızdıracak konular hakkında konuşuyoruz. Bu konular hakkında konuştuğun zaman Ağzına sıçılıyor. Free speech falan hikaye. Free speech dedikleri olay hapse girmiyorsun. Ama herhangi bir yerde çalışıyorsan, çok basit mesela kadın, ünlü bile olmayan birisi tweet atıyor. Afrika'ya gidiyorum. Acaba Ebola olur muyum? Şaka şaka olmam çünkü ben beyazım diye. Kadının ağzına sıçıyorlar. Doksluyorlar. Evini, adresini, her şeyini ortaya çıkartıyorlar ve kadını işten attırıyorlar. Bu tür konular hakkında konuşursan işten atılma ihtimali çok yüksek. Uç konular hakkında çünkü şirket tepkiye dayanamıyor. Sen de çok önemli biri değilsen sallıyor seni. Bunun haricinde YouTube'dasın. YouTube'dan banlanma ihtimali çok yüksek. Biz Türkiye'de olduğumuz için işte biraz demonetize oluyoruz kalıyor. YouTube'dan atılan çok insan var. Patreon'dan atılan yine insanlar var. Mesela adam white trashlik yapıyor. Diğeri de ona sen white nigger mısın diyor. Ama bunu diyen adam beyaz. Bunu söyler söylemez Patreon atıyor bu adamı. Yani kısacası arkadaşlar her yerde kötü. Neden her yerde kötü? Burada kanunlar var, söylediklerimizi kanunlar kontrol ediyor. Ancak kanunların olmadığı yerde başka insanlar çeteleşip kendi kanunlarını koyarak gene senin söylediklerini kontrol ediyorlar. Ben burada geçen hafta işte biliyorsunuz eşcinsellik hastalıktır diye bir iddia var. Bu doğru mudur değil midir diye tartışmaya açtım. Bunu nasıl tartışmaya açarsın diye uzun uzun birisi yazı yazmış. İşte bir dolarlık üyeliğimi bitiriyorum diye Allah razı olsun kendi çaplarında istedikleri kadar konuşsunlar. Ha, suç teşkil edecek bir şey varsa hakaret, iftira veya dokslama gibi onu da hukuk yoluyla hallederiz. Onun haricinde de ne söyledikleri umurumda değil açıkçası. Yani ister garip değil ister demeyin ben Türkiye'de bu konuları daha rahat konuşuyorum. Amerika'da bu kadar rahat konuşamazdım yani. Amerika'da boş konular hakkında rahat rahat konuşabiliyorsun tabii. Otu şöyle çekiyorum, şöyle rahatlıyorum falan onu diyebiliyorsun. Ya da başkana saydırabiliyorsun. Başkana saydırıp istediğin kadar ondan sonra bak ne güzel özgürlük var diyebiliyorsun. Ama bizim şu an tartışmaya açtığımız tartışma olan uç konular yok abi. Burada, burada daha rahatım yani. Burada sizinle daha rahat konuşuyorum açıkçası. Bizim kafamızda olan yabancı youtuberların başları çok daha fazla belaya giriyor. Bu arada şunu da söylemek lazım tabi. Tweetlerin orijinalleri olmadığı için sadece screenshotları gördük. Kötü niyetli birisi Photoshop Yapmamıştır diye düşünüyorum. Neden yapsınlar? Ama yaptılarsa ve yarın bir gün ortaya çıkarsa tabi o zaman işler değişir. Bu arada arkadaşlar yorum kısmına bu söylediğimi onaylarsanız veya yanlışlarsanız sevinirim. Yani başının belaya girdi tweet. Bu iki tweet mi yoksa başka tweetler var mı söylerseniz sevinirim.